Ameliyatı oldu. Kalp kapakçığı değişti. Yoğun bakımda yatıyor. Bizim kendi yönetim kurumumuzdaki bir arkadaşımız yoğun bakımda yatıyor. Yukarıya servise çıkartılacak. Efendim, astsubay bölümü dolu. Subay bölümünde birçok yatak var boş. Siz oraya çıkartamayız. Biraz daha yoğun bakımda. 3 gün yoğun bakımda bekledi arkadaşımız. Bu adaletsizliklerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Yani kast sisteminin ortadan kaldırılması demek, benim ordu evlerindeki işte komutanın masasının üzerindeki rezerv edildi, burası komutana aittir yazısının kaldırılmasıyla gerçekleşen bir durum değil. Kast sisteminden kastımız da bu. Evet. Son olarak şu anda bu programı Silivri'de tutuklu olarak izleyen muhtemelen emekli Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ göreve geldiğinde bir resepsiyona sanırım astsubayları davet etmişti. 30 Ağustos resepsiyonu muydu? 29 Ekim mi hatırlamıyorum. Ve sanki bir değişiklik olacak gibi bir hava doğmuştu. Ne oldu? Bir değişiklik olmadı mı? Şimdi 30 Ağustos'ta biz ev sahibiyiz. Sayın İlker Başbuğ ev sahibi olarak bizi lütfetmiş, oraya davet etmiş. Buna itirazımız var. Yani 30 Ağustos benim bayramım. Dışarıdaki bütün ülkelerin büyükelçiliklerinin asker ataşeleri, oradaki astsubaylar geliyor. Büyükelçiler geliyor. Dışarıdaki bütün federasyonlar, işçi temsilcileri, gazeteciler, basın ya da bu benzeri herkes davet ediliyor. Ben de misafir olarak gidiyorum. Sayın İlker Başbuğ bize verdiği hiçbir sözü tutmadı. Sadece apoletle spoletle işi geçiştirmeye çalıştı. Bizim o dönemde zaten yığılmış, bugüne kadar aktarılan, çözülmeyen sorunlarımız geldi, artık tıkandı. Peki şimdi durum nedir? Yani anladığım kadarıyla sizin aslında probleminiz çözülecek olan yer Türkiye Büyük Millet Meclisi. Değil mi? Bir yasal değişiklik istiyorsunuz özünde. Son olarak onu sorayım. Evet. Şimdi Sayın Özdemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi silahlı kuvvetlerle alakalı konulara maalesef çok girmek istemiyor. Yani bunu gidin Genelkurmay ile halledin. Genelkurmay ne derse ona bir bakalım diyor. Örnek söyleyeyim, 2008 yılında bizim hep şikayetçi olduğumuz bir konu vardı. O konuyla ilgili meclis bir düzenleme yaptı. Neydi bu? Türkiye'de birinci derecenin dördüncü kademesine geçemeyen tek meslek grubu astsubaylar. Yani 657 tabi 926'ya sahibi diğer meslek gruplarındaki bütün kamu görevleri birinci derecenin dördüncü kademesine geçiyor. Astsubaylar geçemiyor. 2008'de bu düzeltildi. Bir baktık ertesi gün karar düzeltme çıktı. Meclis verdiği kararı ertesi gün düzeltti. Düzeltti, yerine yeni bir şey koymadı. Tam 4 yıldır bekliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasayla personelin özlük haklarını düzenleme sorumluluğunu Genelkurmay Kanunu'nda Genelkurmay Başkanlığı'na vermiş. Dolayısıyla bizim iki tane muhatabımız var. Siyaset ve Genelkurmay. Anladım. Gerçekten zor bir durumunuz var. Ahmet Bey, teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Astsubayların sesini en azından ben bir parça bu programda duyurdunuz. Belki görmeyen, duymayan, görmeyen gözler, duymayan kulaklar da binlerce insanın, binlerce devlet memurunun sesini bu vesileyle duyarlar. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, bir başka konuya geçelim istiyorum. Yalova